Yeniden birlikteyiz değerli Agro TV izleyicileri. Son bir saatlik zaman dilimindeyiz. Gündemdeki önemli başlıkları çok değerli isimlerle konuşmaya bugün de devam edeceğiz. Pazartesilerin biliyorsunuz artık vazgeçilmezi Ankara'ya dönüyoruz hemen. Galip Umut Özdil Agro TV Ankara temsilcimiz. sevgili Galip Umut Özdil, sevgili meslektaşım karşımızda bizleri bekliyor. Umut günaydın, hoş geldin yayınımıza. Taner günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk değerli kardeşim. Tüm izleyicilerimizi de merhaba. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Tabii şimdi bir tarafta bugün e, kabine toplanacak, gözler aslında dünya gözünü bu toplantıya çevirmiş vaziyette. E, tahıl koridoru ile ilgili bir karar çıkacak mı, çıkmayacak mı? Cumhurbaşkanı ne söyleyecek merak ediyoruz ama e, bir tarafta da iç piyasada yaşanan gelişmeler, ekonomiyle başlayalım istiyorum Umut. Şimdi... E, Geride bıraktığımız hafta enflasyon rakamları açıklandı. E, Temmuz'da aylık e, %9.49, yıllık da %47.83'e yükselmiş vaziyette enflasyon. E, ne dersin Umut bu enflasyon artışıyla veya bu hayat pahalılığıyla hem üretici hem tüketici daha ne kadar hayatını idame ettirebilir sence? Valla bu hayatı idame ettirmekten neyi anladığımıza bağlı biraz Tanerciğim. Yani sağlıklı bir e, beslenme sürecinden geçireceksek, özellikle küçük çocuklarımızın sağlıklı gelişimini sağlayabileceksek ya çok yüksek gelirlerimiz olması lazım ki biliyorsun artık 40 bin liraya kadar yükseldi 4 kişilik bir ailenin sınırı. Bu rakamları kazanamadığınız zaman mutlaka ilk etapta tabii ki eğer varsa o da lüksünüzden, eğlencenizden, kılık kıyafetten hemen ardından da gıdadan kesmeye başlıyorsunuz. Sorunun cevabı çok zor. Çünkü ee, tabii az önce söylediğin %47.83 yıllık pey var Türkiye İstatistik Kurumu'na göre aylıkta %10'a yaklaşıyor. Bu aylık %10 biliyorsun. Bizi kıskanan çok fazla sayıda ülkenin yıllık enflasyonu biz aylık yaşıyoruz ama onlar bizi kıskanmaya devam ediyor. Ama burada dikkatini çekmek istediğim, daha doğrusu sen yayınlarında anlattın ama belki izleyicilerimizin bir kez daha dikkat kesilmesi gereken konu şu. yıllık enflasyon ee, inansanız da inanmasanız da TÜİK verilerine göre yüzde 47.83 iken gıda enflasyonu yüzde 60'ı geçmiş durumda. 60.72, 61 diyebiliriz. Şimdi bir ülkede genel enflasyondan 10, 12 gıda enflasyonu yüksekse orada çok ciddi yapısal sorunlar var demektir ve e, şu da bir gerçek Taner. Belki ilerleyen dakikalarda da başka yayınlarda sen gündeme getirirsen e, konuşuruz bunları. Bunlar işte şu şu girdi maliyetleri düşsün, şu şu ürün fiyatları e, çıksın. Tabii bunların hepsinin e, birleşiminden oluşan bir bütünlüğün yönetilmesi gerekiyor. Biz de maalesef e, günlük politikalar e, böyle. Şimdi e, biraz da şeye bakalım arzu ediyorsan. Madem enflasyon dedin bak şimdi sebzede yüzde yirmiymiş artış TÜİK'e göre. Evet. Meyve de yüzde 16'ya yaklaşıyor. Ekmekte de yine %15. Diğer bütün ürünlerde de bir fiyat artışı var ama %5-10. Şimdi sen de yıllardır tarımsal yayın yapıyorsun. Şunları hep biz söylerdik, verirdik. Yani işte e, Temmuz'da hatta Haziran'da, Temmuz'da ve Ağustos'ta birincisi e, meyve sebze fiyatları başta olmak üzere fiyatlar düşerdi. Doğru. İkincisi bu fiyat düşüşleri genel enflasyona da bir eksi etki yapar, genel enflasyonu da düşürücü bir etkisi olurdu. Şimdi birinci veri söylediğin gibi Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamları. Ama ikinci bir önemli gelişme de Merkez Bankası biliyorsun raporunu evet, açıkladı. Evet. Orada da çok ciddi tespitler var. İstersen biraz ikisini entegre edeyim ben. Ne dersin? Tabi? Aslında çok güzel olur. Ee, şöyle bir katkıda bulunayım sonra sözü sana vereceğim. Lütfen. Merkez Bankası da biliyorsun yıl sonu enflasyon beklentisinde de yükseltti. %58'e çıkardı. Bir de ENAK var. Bağımsız Araştırma Kuruluşu. Şimdi TÜİK bu verileri paylaşıyor. %47, %48 ama ENAK Temmuz ayı enflasyonunu %13'ün üzerinde yıllık enflasyon onu da neredeyse %80, %90'lar seviyesinde açıkladı. Aynen öyle Taner, çok teşekkür evet. ediyorum. Şimdi tabii ki burada insanlarımızın alışveriş yaptıkları yerler ya da harcama dağılımlarına göre kendi enflasyonumuza kendimiz karar verebilecek bir konumdayız. Valla ben kendi şahsımı ancak konuşabilirim. İzleyicilerimiz ne der bilemem. Benim <laughs> yaşadığım sürede <laughs> E, aşırı diyebileceğimiz, lüks hele hiç e, diyebileceğimiz bir e, tüketimimiz de e, yok. Normal, orta gelirli insanlar olarak yaşıyoruz. Şimdi Merkez Bankası bir önceki raporunda e, enflasyonu gıda enflasyonunu yüzde işte ortalama konuşuyorum. Ben e, küsuratları yukarı doğru ya da aşağı doğru birkaç puan anlatıyorum Yüzde 29 olarak söylemiş idi. Şimdi son hedefi bakın hedef bu. Yani 2023 yılı Merkez Bankası'nın gıda enflasyonu hedefi %101,5. Yani Umut, Merkez Bankası, Umut, Bankası tam bir duyamadık. De... Ee, bir kez daha tekrarlarsan seste bir donma oldu. Merkez Bankası'nın o enflasyonu tamam. bir kez daha tekrarlarsan e, daha sağlıklı olur. Buyur. Tabii ki. Tabii ki. Merkez Bankası'nın bir önceki raporunda 2023 yılı için gıda enflasyonu hedefi %28'di. Bunu %61,5'a çıkardı. Evet. Yani merkez bankası bile diyor ki e, bu enflasyon oranları gıda için konuşuyorum, gıda için yüzde 61 buçuğa çıkaracak. Bu da yalnız şöyle bir dikkati de vurgulamakta fayda var, Tanerciğim. Bu hedef, yani bu hedefler tutmuyor. Her rapor dönemi bunlar özellikle yukarı doğru e, güncelleniyor, enflasyon e, artıyor. Bir de şöyle bir durum var. 2024 yılı için bir önceki raporda merkez bankasının gıda enflasyonu yüzde 35 iken, şimdi 11 iken, 11 buçukken düzeltiyorum şimdi yüzde %35 35'e çıkmış yani bu veride bile e, bence çok çok ciddi bir sakatlık var Taner şöyle bir şey rica edeceğim şimdi düşünebiliyor musun merkez bankamız diyor ki ben iki hadi güncellemeleri bir kenara bırakalım atalım gitsin son veriye bakalım evet. diyor ki 2023 yılında benim gıda enflasyonu hedefim yüzde 61 buçuk. 2024 yılında bu 35. Yani neredeyse yarı yarıya düşecek. Yani bir ülkede gıda enflasyonunun yarı yarıya düşebilmesi için hangi ekonomik enstrümanlar kullanılacak da bir senenin içerisinde yarı yarıya bir düşüş gerçekleştirecek. Yani insanın aklı e, hafsalası bunu almıyor e, ne yazık ki. Bir de orada şöyle bir e, Raporun içerisinde şöyle bir cümle var. Aynen okuyayım da yanlış evet, olmasın. Yurt içi şimdi gıda enflasyonunu hedefimizi niye revize ettik sorusunun cevabını yine rapor içerisinde kendisi veriyor Fener. Diyor ki yurt içi arz yönlü sorunlar, ve arz üretim demek üretimde sorunlar var diyor. Peki ve piyasa yapısındaki yetersizlikler. Şimdi burada hemen bir dakika duralım. Yurt içi arz yönlü sorunlar diyoruz. Hemen Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin son raporuna bakıyoruz. Orada evet. da diyor ki sıcaklıkların diyor artmasıyla birlikte hasat erken başladı. Özellikle birçok sebzede üretim arttı. Üretim artınca üretici fiyatları düştü. Şimdi sebzede üretim arttı diyor. Hemen tekrar TÜİK'e dönüyoruz. Çok karışık olmadı değil mi? Böyle Yok, anlatılabilir. Doğru. E çok dönüyoruz. güzel anlatıyorsun Umut. Devam et. Çok teşekkür ederim. TÜZOP diyor ki hasat erken başladı, üretim arttı, üretici fiyatları düştü. Yani ürün bol demeye getiriyor. Evet. TÜİK sebzede, sebzede %20'lik bir artıştan söz ediyor. Merkez Bankası gıda enflasyonu hedefini güncelliyor. Son e, bir ay içerisinde, bak bir yıl demiyorum, son bir ay içerisinde... ...nazot %52, DAP gübresi %17, üre gübresi %33 artmış. Üretici bir sonraki sezona hazırlanıyor... Bu son bir aylık artışlar geçtiğimiz yıl bütün yıl boyunca yaşadığımız artışlardı. Bunu da söyleyelim oransal olarak ve hala Merkez Bankası dönüp diyor ki ben bir sonraki yıl için yarı yarıya bu enflasyon hedefini e, düşürebilirim. Şimdi bütün bu verileri böyle bir araya getirip e, kartlara ben böyle kartlarla çalışıyorum. Kartlara ya yazdığımda benim karşıma şöyle bir şey çıkıyor. Ya arkadaş birisi bir şeyleri yanlış hesaplıyor. Bak tamam. e, TÜİK yanlış hesaplıyor, Tüzop yanlış hesaplıyor e, ya da Merkez Bankası'nın öngörüleri yanlış demek istemiyorum burada. Haddimi aşmak istemiyorum ama pat 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 koyduğumuzda ya bu tabloda hakikaten bir gariplik var. Ama şu da bir gerçek. Bazı verileri doğrudan tarımın içerisinde olduğumuz için e, bizim e, doğrulamamız mümkün. Ya yani evet hakikaten hani mazot için Tarım için doğmasında gerek yok. Pompadan görüyorsun. E, gübre diyorsun, ilaç diyorsun. E, bunların hepsini 3-4 tane büyük bayiye telefon açtığında e, zaten bu artış oranlarını sen de görebiliyorsun. Biz de görebiliyoruz. Demek ki Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin e, bu girdilerle ilgili e, hesaplamaları o zaman doğru. Bunu check edebiliyoruz. Evet. TÜİK'i çek edebiliyor muyuz? Onu da marketten, evet. pazardan ancak kendimiz. Evet. Merkez Bankası'nın tabii tahminleri... Çok fazla parametre üzerinden yapıldığı için bunu buna bir inanmak zorundayız ama şunu da göz ardı etmemek zorundayız. Sürekli yukarı yönlü güncellemelerle merkez bankası ilerliyor. Yani ben yüzde 35, 2024 yılında gıda enflasyonu hedefinin 35 olmasını bir 3 ay sonraki raporda biz bunu da revize ettik %40'lara, 60'lara 60'lara çıkaracağız demelerini umuyorum çünkü. Hep geçmişte hep böyle oldu. Hep böyle yukarı yönlü e, revize edildi Tanerciğim. Bir de Umut şöyle bir şey var. Şimdi e, TÜİK'in verileri yani devletin resmi kurumu sonuçta biz o verileri doğru kabul etmek durumundayız. Ancak e, artık güvenilirliğini kaybetti. Sen de biliyorsun kamuoyu nezdinde ve e, birçok artık kurum TÜİK verilerini baz almıyor. Mesela ben hep söylerim senin de bilgin vardır Galatasaray Spor Kulübü. Ne yaptı anlaşma yaparken? Dedi ki efendim ben TÜİK verilerini baz almayacağım. Ben ENAG verilerini baz alarak bir anlaşma yapmıştı. O anlaşmanın bir metninde mesela hep yapılır ya işte TÜİK'in enflasyon rakamları oranında bir artış ibaresi geçer. ENAG'ın enflasyon verileri ya da ENAG'ın verileri ölçüsünde bir artış yapacağım dedi. Yani bir kurum düşünün devletin resmi kurumu ama artık kimse güvenmiyor ve senin de söylediğin gibi Şimdi Tuzop diyor ki ürün bolluğu var, e, İstatistik Kurumu ya da Merkez Bankası tam tersini söylüyor. E şimdi biz kime inanacağız Hı -hı. o zaman? Bir de yani bu bahsettiğimiz ürünler zaten bizim ülkemizde fazlasıyla üretilen ürünler. Ve üretilebilecek kapasite Tabii. olan ürünler. Taner bir, bir notum daha var e, müsaade edersen. Tabii ki lütfen. Az önce söyledim ya hani yurt içi arz yönlü sorunlar dedi. E, onu diğer e, kurumun Tuzop'un verileriyle hani yanlışladık diyelim. Yalanladık evet. demeyeyim de yanlışladık. Bir de ikinci bir cümle vardı orada. Piyasa yapısındaki yetersizlikler. Ya bu şu demek. Yani biz e, piyasayı denetleyici, düzenleyici önlemleri biz derken merkez bankasının kurumsal kimliği üzerinden konuşmuyorum, devlet üzerinden e, konuşuyorum. E, piyasa yapısında yetersizlik varsa, e, biz bu piyasayı düzenleyemiyoruz. İşte Tuzop üretici fiyatları ürün bolluğu nedeniyle düştü diyorken enflasyon yüzde %20 ise burada aradaki haksız kazanç sağlayanlar mutlaka var ve biz bunu engelleyemiyoruz. İşte piyasa yapısındaki o süslü cümlenin anlamı da bu ve Merkez Bankası da bunu anlayana tabii ki çatır 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 itirafta etmiş değerli kardeşim. Peki piyasa yapısında yetersizlik varsa bu memleket yaş meyve sebzede e, neredeyse 20 yıldan beri sağlam işleyen bir hal kanununu konuşmuyor. mu? Ürün Doğru. planlamasını konuşmuyorum. İşte Bitkisel Üretim Genel Müdürü il il dolaşıp şimdi bütün kurmaylarıyla bir araya gelip 2023'ün sonuna gelmişiz. Yeni Ekim başlayacak. Biz hala ve hala üretim planlamasını konuşuyoruz. E peki hala konuşuyoruz ama konuşmakta evet. yetiniyoruz. Bu da yetmedi. Bir yaş meyve sebze için değil diğer ürünler içerisinde. Yani dış ticaret politikalarının her gün değişen kararlarını biliyoruz. İşte zeytinyağında bunu. Son dönemde yaşadık işte Nohut'ta, Mercimek'te öyle bir e, dış ticaret şeyi var ki e, Taner geçen sene ihracat yaptıysa onun üçte birinin, beşte ikisinin, onda birini aldığı sürece o kadarının yarısı kadar da ihracat yapabilir diye işin içerisinden çık çıkılmasını mümkün olmayan bir sürü düzenlemeyle dış ticaret politikasını geliştirmeye, düzenlemeye gayret gösteriyoruz. İşte raflara bakıyoruz, Aa, bu ürünün fiyatı çok artmış diyoruz, hemen ihracatına fon geliyor ya da kısıtlama evet. e, geliyor. Şimdi piyasa yapısındaki yetersizliklerin bir tanesi de bu taner açıkçası. Bir diğer kısmı bence çok daha önemli, şimdi yaş meyve sebze ve hal değil ki sadece. İşte lisanslı depoculuk sisteminin geliştirilmesi, piyasa regülasyonunu sağlayıcı çok sayıda düzenleme, elektronik ortamlarda, işte ürün senetlerinin işleyen bir piyasa mekanizması içerisinde alınıp satılması, bunların hepsi kağıt üzerinde mükemmel harika. Ama uygulamaya geldiğimiz zaman ne yazık ki böyle bir sistem yok. O zaman da işte merkez bankası da şakır şakır piyasa yapısındaki yetersizlikler yazıyor. Detayları. En azından konu başlıkları halinde bunlar. E o zaman düzeltin arkadaş madem yetersizlik var ben mi düzelteceğim yani e o kadar yazılmış çizilmiş koyulmuş bir kenara. E bunları uygulama için çok ciddi bir teşkilatla verilmiş size Türkiye'nin her tarafına yaygınlaşmış e 150-200 bin insan sadece tarım bakanlığında çalışıyor yani diğer bakanlıkları geçtim. E o zaman her bakanlığın illerde teşkilatları var çok ciddi çalışkan. Hakikaten işini bilen ciddi insanlar ve çalıştır arkadaş o zaman yani bu bir daha piyasa yapısındaki yetersizlikler yazarsan insanların artık kusası gelir. Çok doğru, çok haklısın söylediklerinde. Şimdi Umut biraz gündemdeki başka başlıklar var eğer bu enflasyon kısmına ekleyeceğin, bir şey varsa alalım yoksa diğer konulara da geçelim. Çünkü o konularda da üreticimiz e, enflasyona yeniliyor. E, haliyle bir beklenti içerisinde o beklentiler karşılık bulacak mı? Mısır meselesi mesela e, Mısır üretiliyor şu an. E, hasat daha başlamadı ama yakın zamanda başlayacaktır. E, maliyeti çok artmış. enflasyonda paralel aslında bu ama hala fiyatı evet. belli değil. E, ne dersin yani Mısır'da nasıl bir tablo bizi bekliyor sence? Vallahi şimdi birincisi e, kuraklık var. Mısır rekortesinde belli bir yani çok e, radikal olmasa da eyvah dedirtmesi de bir e, düşüş olabilir. Ama son dönemde tabii Mısır üretimimiz o kadar çok arttı ki bu e, küçük düşüş e, dediğim gibi piyasaları çok etkilemez. Piyasada Mısır var bir hayli. E, bildiğin gibi işte lisanslı depolarda geçtiğimiz hafta itibariyle e, boşaldı. O ürün de piyasaya çıktı. Şimdi yeni ürün de gelecek. Tabii boşalan yeri, ürünler yerine yeni. Mısır'da konacak bu belki depolama konusunda böyle çok büyük bir sorun yaratmayacak ama burada şöyle bir şey var. Biz hani ürün fiyatları açıklandığı zaman özellikle bir ya da iki yıl öncesi açıklama tarihlerine bakar da ona göre bir gecikme olup olmadığını konuşuruz ya. Evet. Geçtiğimiz yıl 22 Ağustos'ta açıklanmış tanerim yani 5700 lira olarak biliyorsun evet. Adana Çiftçiler Birliği de çiftçinin beklentisini 7300 lira olarak doğru. belirledi. Şimdi 22 Ağustos'a kadar hani çok bir şey denir mi? Denmez. Eğer diye şimdi çiftçi fiyat bekliyor tamam ama. Hani geçtiğimiz yıl Ağustos'un sonuna doğru açıklandığı için. Ben şöyle bir piyasa oluşabileceğini düşünüyorum açıkçası. Şu andaki fiyatlar geçen senenin altında. Yeni açıklanan fiyatlar. Yani 7300 lirayı falan bulmaz biraz daha düşük olur o bir gerçek evet. ama üreticimiz hani 5700 liralık geçen sene açıklanan fiyatı yakalayabilirse bile serbest piyasa içerisinde açıklanandan bahsetmiyorum yakalayabilirse bile belki Adana Çiftçiler Birliği'nin tablosunda olduğu gibi %40'a varamasa bile bir %15-20'lik bir marjı olabilir bu arada... Tahıl koridoru da burada sen açılışta Doğru. söylemiştin. E, önemli. E, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki biz Rusların ürününü e, alırız Afrika'ya taşırız dedi. E, Eğer bu politika kendi içerisinde tek ayağı eksik olarak Sayın Cumhurbaşkanı söylediği gibi devam ederse e, biz o ticaret içerisinden de hem belli bir miktar pay alabiliriz hem de o ürünlerin bir bölümünün de ülkemizde kalmasını da belli şartlar dahilinde sağlayabiliriz. Yani sadece Rusya'dan al Afrika'ya götür teslim et değil o arada mutlaka Türkiye'ye de gemiler gelecektir. Şimdi e, Mısır fiyatı. Taahhüd anlaşması bittikten sonra biliyorsun kısa bir süreliğine Mısır fiyatları da arttı. E, biz bu açıklamaları artış düşüş oranlarını beklentileri ve e, en kötü 22 Ağustos. Ben 22 Ağustos'tan da önce açıklanabileceğini düşünüyorum çünkü üreticinin bu arada baskısı bir hayli yoğunlaştı. Ama dediğim gibi hani %40'lık bir kar e, payıyla aşağı yukarı 7300 liralar gibi bir fiyatlar açıklansa bunu yakın bir fiyat olsa bile aynı buğdayda ve arpada olduğu gibi serbest piyasada böyle işlemeyecek %10-15 bir e, karla belki üreticimiz e, maliyetinin biraz daha üzerinde bir piyasa ile karşı karşıya kalacak gibi geliyor şimdilik. Evet, orada merak konusu. Bu arada mesajlar da geliyor izleyicilerimiz demiş ki Mehmet Kaya Delen Çukurova'da hasat başladı bile demiş. Mısır için yani e, Talip, olsun. Talip Karabekmez de demiş ki depolardaki Mısır 5.200 ile 5.400 lira aralığında satıldı. Yani işin bir de bu ha, düşük aynen. fiyat kısmı var. E, ondan dolayı üretici tedirgin. Bakalım ne olacak ama süremiz de az kaldı. Şu şeker pancarına da bir iki cümle değinelim umut. E, yakın zamanda kotalar açıklan. Düşürülen var, yükseltilen var. Ee, ne diyorsun? Nasıl bir şeker üretim sezonu bekliyor bize? Şimdi şeker pancarı biliyorsun. Bakayım o iki dakikam kalmış. Çok stratejik evet. bir ürün. Bunları hani uzun uzun vurgulamaya da çok ıı, gerek yok. Gerçekten Türkiye'de tarımsal makinalaşmanın, tarımsal sanayinin ve sözleşmeli üretimin doğru işlemesinin hani ana ürünlerinden ıı, bir tanesi. Taner bir cümle kuracağım, ondan sonra hemen geçeceğim. Kusura bakma, süreyi güzel kullanacağım. Tamam. Cumhuriyet döneminde şeker fabrikalarının kurulduğu yerlerin yerleri Türkiye haritasına koy. Bir de o dönemde demir yolu, yapılan demir yolların haritasını şöyle üst üste getir. Çakışıyor biliyor musun? Ona evet. göre yapmışlar. O kadar önemli bir ürün. Tamam. Şimdi şeker pancarında biliyorsun kotalar açıklandı. Bu kotalara şöyle bir baktığımızda. Ee, hani gerçekten 2 milyon 979 bin şeker pancarı üreteceğiz. Bunun 1 milyon 97 bin hani bütün A sınıfı B sınıfı, A evet. fotosu, hepsi dahil. 1 milyon 97 binini Türk şeker üretecek. Bu arada hep Konya şeker, Kayseri şekerden yüksek bir üretim yapardı. Yani yüksek kota verilirdi. Şimdi Kayseri şeker, Konya şekeri geçti. Bunu Kayseri ile Konya arasında böyle ufak tefek tatlı tatlı, tatlı diyelim. atışmalar. Atışmalar olduğunu da atışmalar var. Bu arada şu da önemli. Nişasta bazlı şeker çok eleştiriliriz yayınlarda biliyorsun. Evet. 72 bin ton da böyle bir kota konuldu. Orada şöyle dikkatinizi çekmek istediği bir nokta var. 72 bin tonluk, 72 bin tonluk nişasta bazlı şeker kotasının 32 bin tonunu, yarısından biraz daha azını sadece tek firma e, üretecek. E, hani onun adını ben söylemeyeyim. Kamuoyu e, çok zaten, iyi biliyor e, zaten. Kararnamede, e, kararnamede var fiyatlar nasıl olur? Pazarlama yılı nasıl geçer? E tabii ki şimdiye kadar sen de biliyorsun ki hani şeker fabrikalarının özelleştirme sürecinin fiyatları etkisini dışarıda bırakırsak büyük şeker fabrikaları özel sektörde hakeza öyle. E, sözleşmeli üretim modelini çok iyi bir şekilde uyguladıkları için hani üretici e, bolluk içerisinde üretimini yapıyor diyemeyiz ama ciddi anlamda en azından diğer ürünler kadar fiyat bağlamında bir e, sorun olabileceğini öngörmüyoruz açıkçası. Evet orada da üreticinin bazı üreticilerin diyelim fiyat beklentisi var güncelleme var daha doğrusu işte 1400-1500 lira açıklanmıştı hatırlarsın umut e, önceki dönemde evet. ama şu an hı hı. maliyetlerle birlikte 2000 lira civarında bir beklenti var bakalım göreceğiz o önümüzdeki günlerde zaten o e, bahsettiğin gibi işte Konya şeker olsun işte Kayseri şeker olsun Kayseri fiyatı açıklayıcı. Türk şeker keza aynı evet. şekilde. Bakacağız. Bir de şey var Taner'cim Çok kısa özür onu biliyorum. da alalım bir Umut. Çok kısa onu da alalım. Bir cümle bir cümle tamam, merak tamam. etme. Ee, bir de şimdi pancarda biliyorsun ön ödemeler var, avanslar evet. var. Yani üreticinin mağdur edilmemesi için çeşitli enstrümanları çok şükür şeker fabrikalarımız e, kullanıyor hala. Doğru, doğru haklısın o evet. konuda. Göreceğiz bakalım Umut ama e, görünen o ki daha çok konuşacağımız başlıklar çıkacak bize bu şekilde. Haftayı böyle yorumladık bakalım. E, önümüzdeki günler neler gösterecek bize. Umut çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar ha, teşekkür. diliyorum sana. Selamlar olsun Ankara'ya. Çok sağ ol kardeşim. İyi yayınlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. İzleyicilerimize tekrar selamlar. Teşekkürler. Sağ. Evet, değerli meslektaşım, sevgili dostum Galip Umut Özdil Agro TV Ankara temsilcisi bizimle birlikteydi. Ekonomi ağırlıklı bir sohbet gerçekleştirdik bugün. Çok güzel anlattı Umut. Bakın satır aralarını o kadar güzel okumuş ki çok net ortaya koydu. Söylenenlerle e, karşı tarafın açıkladığı ve çelişenler çok net bir şekilde bizimle paylaştı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi bir araya gideceğiz. Ara sonrası gazeteci Sinan Sungur bizimle birlikte olacak. Stüdyomuzda ağırlayacağız. Onunla da yine ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye Tohumcular Birliği'nin sunduğu Agro TV ile günaydın devam edecek.